izleyiciler, iyi akşamlar. Cumhurbaşkanı ile özel yayında karşınızdayız. Çankaya Köşkü'ndeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı Kanal D, CNN Türk ortak yayınının konuğu. Aslında biz de kendisinin Çankaya Köşkü'nde konuğuyuz. Ekranlarımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sağ olun. Efendim bu yayını Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'la birlikte götüreceğiz. Sorularımızı birlikte soracağız. Merhaba Ahmet. Hemen başlayalım isterseniz. Buyurun. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle seçimin ilk turundan ve milletvekili genel seçiminin sonuçlarının ardından CNN Türk ve Kanal D ekranlarına çıktığınız için. Tabii ki aslında konuşacak çok konu var ama öncelikle şöyle başlamak isterim. 28'inde artık gözler efendim. Kesin olmayan sonuçlara göre de ikinci tura kaldı Cumhurbaşkanlığı seçimi. Siz öncelikle ilk tur sonuçlarını nasıl yorumluyorsunuz? Açıkçası böyle bir sonuç bekliyor muydunuz ve ikinci tura ilişkin mesajlarınız nelerdir? Ne bekliyorsunuz? Öncelikle tabii böyle bir programı ilk olarak seçimden sonra sizinle yapıyoruz. Doğrusu 14 Mayıs'ta rekor katılımla milli iradeyi sandığa yansıtan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Sandık başına giden her vatandaşımıza tercihini ne yönde yapmış olursa olsun şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'mize yakışır büyük bir demokrasi şöleni yaşadık. Dünyada belki de eşi benzeri yok. Milletimizin sergilediği olgunluk her türlü takdirin üzerindedir. %90'a varan bir katılım. Siyasal katılımı artırmak, demokrasiye sahip çıkmak için çaba gösteren tüm siyasi partilere, adaylara, basın yayın kuruluşlarına ve seçim sürecinde görev yapan güvenlik güçlerinden yargı çalışanlarına, tüm kamu personeline ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni dönemde milletvekili seçilen tüm isimleri şimdiden tebrik ediyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Tabii milletimiz 27 milyondan fazla oyla şahsımıza teveccüh gösterdi. En yakın rakibimize 2 milyon 520 bin oy fark atarak %49,5 oy oranına ulaştık. Mecliste de çoğunluğu toplam 322 vekille milletimiz Cumhur İttifakı'na verdi. Sandıkta tecelli eden irade başımız gözümüz üstünedir. İttifak olarak 28 Mayıs için hemen çalışmaya zaten başladık. Bugün bütün liderlerle görüşmelerimi yaptım. Önümüzdeki 12 günü iyi değerlendireceğiz. Asla rehavete kapılmayacağız. Bu arada tümü olmasa da deprem bölgesinin belli bir bölümünü de bu hafta sonunda ziyaret edeceğim. Miting yapacak mısınız efendim? Yani miting pek düşünmüyorum. Ancak deprem bölgesinde halkla bütünleşme noktasında oralarda miting benzeri gelenlerle toplantılar. Toplantılar yapabiliriz. Çünkü onların gönlünü almak, bu ara çok hakaretler ettiler. O tabii çok çok yanlış, çok çok çirkin. Ne zaman gideceksiniz? Bu hafta sonu, cumartesi, pazar inşallah bölgede olacağız. Ve Devlet Bey'le bugün yaptığım görüşmede ben gelmeye hazırım dedi. Belki Fatih Bey de gelecek. Birlikte bölgeyi bir dolaşacağız. Şöyle halkımızla oralarda kucaklaşmak suretiyle onları moralize etmenin gayreti içerisinde olacağız. Tabii bu arada malum mesela Hatay'da, Defne'de malum hastane konusunda yapamazlar, edemezler filan deniyordu. Şu anda devlet hastanesi orada bitme noktasına geldi. Bu kadar kısa sürede çelik konstrüksiyonla şu anda içindeki bütün elektronik aksam oraya yerleştirildi. Orayı da belki açma durumumuz olacak. Geçenlerde Sağlık Bakanı oranın videosunu paylaştı. Gidip gezmiş. Evet. Bitme noktası bitmiş gibi geldi bana. Yani ben bununla tabii özellikle çevre, peyzaj, onları da kastediyorum. Tamamen bitmesini bitecek yani. Sadece iç kısmın aksamı değil de çevre peyzajını vesairesini de yapmak suretiyle
bunun vatandaşı psikolojik olarak da etkilemesini çok önemsiyorum. Ve bakanımıza da onlara da söyledim, bunları da bitirelim diye. İnşallah hafta sonuna kadar onlar da biterse çok çok daha güzel olur. Bu arada efendim, hakaretler dediniz depremzede vatandaşlara yönelik ve oy kullanımı ve oylar dağılımı nedeniyle. Bu konuda biraz daha değerlendirme yapmak ister misiniz? Yani bekledikleri oyları alamadıkları için işte bir daha buralara destek, yardım vesaire yok gibi ifadeler. Biz kampanyamızı samimiyet, hakikat, kardeşlik üzerine kurduk. Yani milletimize karşı da daima samimi ve dürüst olduk. Yalan söylemedik. Hayal satmadık. Yapamayacağımız işleri asla vaat etmedik. Özellikle milletimizin aklını, irfanını, basiret ve ferasetini hiçbir zaman hafife almadık. Seçim meydanlarında verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. İnşallah 28 Mayıs'tan sonra, milletten yetki aldıktan sonra hepsini tek tek hayata geçireceğiz. Tabii muhalefetin adayıyla ilgili yaptığımız eleştirilerin doğruluğu da teyit edildi. Bunun yanında seçimin sosyal medyada estirilen sahte rüzgarlarla değil, meydanlarda ve sandıkta kazanılacağı görülmüş oldu. Milletimiz ayrıca kumpas ve kaset siyasetini de reddettiğini göstermiştir. Muhalefetin artık rakiplerini baskıyla sindirerek, terör örgütünün uzantılarıyla işbirliği yaparak seçim kazanamayacağını anlaması gerekiyor. Terör örgütüyle, Kandil'den gelecek talimatlarla bu iş yürümez, böyle bir şey olamaz. Bu millet terör örgütüne oy vermiyor. Bu millet kendisine hizmet edecek olanlara oyunu veriyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem kendisine hem de millete bir iyilik yapıp en azından önümüzdeki 12 gün boyunca temiz siyaset yürütmesini özellikle diliyoruz, bekliyoruz. Siz o zaman tam böyle mi okudunuz Kılıçdaroğlu'na ve Millet İttifakı'na verilen mesajı seçmen tarafından? Özellikle çünkü meclis seçimleri tamamlandı ama Cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamlanmadı. Yani ikinci tur açısından da hem kendi adınıza ne dersiniz, nasıl bir mesaj aldınız, hem de Kılıçdaroğlu'na doğrudan bu mesajın dışında sizce yani millet ne dedi? Mesajın salt bana olmasını zaten... Yok, sizi öyle evet, kastetmedim. Tabii. Yani burada şimdi özellikle benim halkım, vatandaşım yani kucaklayıcı, nefret kokan değil, dışlayan değil. Özellikle samimiyet içerisinde artık bir final var. Bu finalin de bu şekilde tamamlanmasını bekliyor. Ama terör örgütleriyle el ele omuz omuza benim milletim yerli ve milli bir seçim asla görmek istemiyor. Böyle bir şey olamaz diyor. Çünkü onların bu ülke için, bu millet için yapacakları hiçbir şey yok. Onlarda sadece kan, kin, ölüm var. Böyle bir şeyi Türk milletinin beklemesi mümkün olabilir mi? Ve bunların bir de hala Hatay kendilerinde değil, millette arıyorlar. Düşünün, deprem bölgesi için tehdit savunuyorlar. Böyle bir şey olur mu? Deprem zedelerimiz başta olmak üzere özellikle de kendilerine oy vermeyen insanlara hakaret ediyorlar. Bunun yanında gençlerimize karamsarlık ve umutsuzluk aşılıyorlar. Devletin kurumlarını yıpratmayı halen sürdürüyorlar. Devletin kurumları görevini bilir ve bu görevinin de gereğini yapar. Ve bütün bunların yanında bu Jacobenler, bu kifayetsiz muhterisler CHP'nin başında olduğu müddetçe millet ne mesajı verirse versin yeterli olmayacaktır. Peki şimdi ya bu şey konusunda gerçekten hani insanın kanına dokunuyor. Bu depremzede vatandaş istediği partiye oyunu verir, istediği lidere oyunu verir. Sen bu insanlara nasıl hakaret edersin ya? Onlar afet yaşamışlar, 10 kaybı var, yakınını kaybetmiş insana hakaret ediyorlar. Gerçekten bu beni de çok canımı sıktı. Yani şimdi mesela siz diyorsunuz ki Defne'ye hastane yaptık diyorsunuz değil mi? Kocaman bir hastane. 3 ayda filan. Defne'de Kemal Kılıçdaroğlu'na çıkan oyu biliyor musunuz? Bizden çok çok fazla. %80. Evet. Yani şimdi siz şöyle mi demeniz gerekecek? Onlar bana oy vermedi, ben oraya niye hastane yapıyorum? Böyle bir anlayış olabilir mi? Haşa. Zaten biz oranın bize olan
oy noktasındaki yaklaşımını biliyoruz. Ama benim için Defne'de ölen insanlar önemli. Oradaki yaralı insanlar önemli. Devletsem oraya yapılması gereken hizmeti en yüksek seviyede yapmam gerekiyor. Ben diyorum ki mesela şu anda deprem bölgesinden size oy çıkmasaydı, aşağı, AK Parti'ye azıcık oy çıksaydı siz ne yapacaktınız? Yani ve seçilmiş olsaydınız ya hizmet etmeyecek miydiniz yani deprem bölgesinde? Böyle bir şey düşünülebilir mi? Yani ben bugüne kadar gerek başbakanlığım, gerek cumhurbaşkanlığım dönemlerinde böyle bir ayrımı hiçbir yerde yapmadım Ahmet Bey. Bakın, ben size daha büyük ölçekte vereyim. Hatırlayın Van depremini. Evet. Van bizim yüksek oy aldığımız bir il değil. Ama Van depreminde daha ikinci akşam kendim orada oldum. Ve bütün bakan arkadaşlarımı seferber ettim. Ve bütün o yıkılmış olan yerde belediye başkanı muhalif bir partidendi malum. Ve sular kesildi. Büyük şehirlerde su olayını çözme görevi büyükşehir belediye başkanınındır. Adam müdahale etmiyor. Müdahale etmeyince o zaman Veysel Bey'e dedim ki Veysel Bey sen onların şeyini bırak, süratle DSE'yi buraya sok ve buranın su sorununu hemen anında çöz. Ve bizim Van'da ta Erciş'e kadar buralarda adeta Van Gölü'nün etrafında yalılar yapar gibi konutlar yaptık. Hiç. Ya burada bize oy çıkmıyor falan demedik. Ve biz oradaki bu süreci devam ettirdik. Ya bütün siyasetin böyle bir yaklaşım içerisinde olanlara itiraz etmesi lazım. Yani bu olmaz, ayıptır, yapmayın demesi lazım. Ya yani şu anda bile, biz Van'da yine maalesef ikinci parti konumundayız. Birinci parti değiliz. Yani bu kadar hizmete rağmen böyle bir şey yok. Ama bu demek değil ki ben Van'ı ihmal edebilirim. Hayır. Yani batıda neyse ben doğuda da güneydoğuda da aynı hizmeti vermek mecburiyetindeyim. Neden? Çünkü sen bu sorumluluğu üzerine aldığına göre bu ülkenin 780 bin kilometre karenin tamamı bu hizmete layıktır ve bu hizmeti vereceksin. Şimdi burada tabii biz milletimizin her bir ferdine hizmet için varımızı, yoğumuzu ortaya koyduk, koyuyoruz. Ve hayatımızı biz bu ülkelere, bu ülkenin her şehrine adeta vakfettik. Vereceğiz. Hele hele deprem bölgesinde. Ya 50 bin vefatımız var. Bu 50 bin vefatın olduğu yerlerden şu anda 1 milyona yakın elini, kolunu kaybetmiş olan insanımız var. Var yani, evet yani. Biz bunları ihmal edebilir miyiz? Hangi partiye oy verirse versin. Nereye verirse versin. Öyle kucaklayacaksın. Gereken bütün onlara yönelik ihtiyaçlarını gidereceksin ki en azından bazıları hala annesinin babasının öldüğünü bilmiyor. Tabii. Böyle çok acı. Büyük bir çok drama acı yaşanıyor. Yani siyasi sahiplerle insanların bu tür davranışlar içerisine girmesi kınanacak bir şey. Efendim ben şu konuyu merak ediyorum. Şimdi meclis çoğunluğunun İkinci tur açısından kimin elinde olduğu çok önemseniyordu. Ve şimdi Cumhur İttifakı'nın olduğu ortaya çıktı, belli oldu. Bu sizin açınızdan hani bu ikinci tura bu 12 günlük kampanya süresince kullanacağınız bir konu mudur, argüman mıdır? Bunu sürekli vurgulamayı düşünüyor musunuz? Hani ya işte bakın meclis bizde. Onunla uyumlu bir cumhurbaşkanı olması gerekir. Aksi takdirde kaos olur, istikrarsızlık olur. Bu mesajı öyle ağırlıklı olarak seçmene vermeyi düşünüyor musunuz, düşünmüyor musunuz? Şimdi Ahmet Bey, Hande Hanım, bir defa bunu ben önce yerelden başlayayım. Bakın şimdi İstanbul'da belediye başkanlığı malum CHP'de. Ama meclis kahir ekseriyetle bizde. Ankara'da da öyle galiba. Ankara'da durum yine aynı. Meclis kahir ekseriyetle bizde. Şimdi burada bir şeyi ben örneklemek istiyorum. Yani sağlıklı bir yönetim isterseniz, ha bu sağlıklı yönetimi gerek yürütme, gerek yasama, parlamentoyu kastediyorum.
bu uyumlu olursa tabii orada netice çok daha farklı olacaktır. Şimdi parlamentoda böyle bir sağlıklı yapı ortaya çıkmazsa burada tabii ki sıkıntılar olacağı bir gerçektir. Çünkü yasama ve yürütmenin uyumlu olması, dayanışma halinde olması ülkenin geleceği açısından çok çok ciddi olumlu neticeler doğuracaktır. Yürütme ve yasamanın uyum içinde çalışması her zaman ülkenin kalkınmasına hizmet eder. Hükümet sistemini değiştirirken Cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinin aynı zamanda yapılmasını biz aslında bunun için sağladık. Temel neden bu muydu? Tabii. Bunun amacı seçilecek Cumhurbaşkanı ile birlikte çalışacak parlamentonun da yenilenmesi demekti. Burada iki kelime çok çok önemli. İstikrar ve güven. İstikrar ve güven için yürütme ve yasamanın eş güdüm içinde olması da çok önemli. Eğer istikrarlı bir yönetim varsa o ülkede huzur da olur, refah da olur. Geride bıraktığımız son 5 yılda biz bunu gösterdik. Şimdi geçmişteki o koalisyon dönemlerini düşünün. Ne çileler çektik. Yani 5 ayda, 8 ayda bir seçimler. Ve buralarda tabii istikrar olur mu? Güven olur mu? Olmadı. Ama Cumhur İttifakı'nın parlamentodaki güçlü duruşu hükümet olarak bizi de güçlü kılıyor. Ve vatandaşlarımız 21 yıldır olduğu gibi yine güven ve istikrara oy verecektir. Ben buna inanıyorum. Yani istikrarsızlık getirir değil mi? Yani şöyle çünkü yorumlar da yapılıyor. Böyle bir durumda işte meclis dengesi farklı, hükümet farklı olursa sürdürülebilir değil. Geçmişte yaşanan bir takım cumhurbaşkanı ve hükümet örnekleri var. Benzerine gelinir ve sonuç erken seçime gider. Yok. Şu andaki yapı çünkü öyle bir erken seçime gitme şeyini vermiyor. Niye? Şimdi Cumhur yani ittifakı 322 ile parlamentoda olduktan sonra böyle bir şey öyle kolay kolay gelmez. Böyle bir adım olmaz. Burada ben tabii şuna inanıyorum. İnşallah 28 Mayıs çok çok farklı olacaktır. Ve 29 Mayıs'a da o bir sinyal olacaktır. 29 Mayıs'a inşallah çok farklı uyanacağız diye düşünüyorum. Orada yani ne demek istiyorsunuz? Oy çok oy alacağız mı demek istiyorsunuz? İnanıyorum tabii. Ona inanıyorum. Peki nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Çünkü ikinci turda hepimiz hep beraber ilk kez yaşayacağız. Yani birinci turdaki yol haritasını aynen uygulayacağız diyemem. Onun benzerini sadece bu hafta sonu yapacağım deprem bölgesinde uygulayacağız. Ama bunun dışında özellikle İstanbul, Ankara'da teşkilatımızın yoğunlukla şöyle şehri ziyaretlerle hatta bütün o ülkemizin buralara yığınak yapmış olan şehirler var ya, yani buralardaki büyük şeyler dernekler var. Bütün bu hemşeri dernekleri bu hemşeri dernekleriyle çok çok iç içe olacağız teşkilat olarak. Bunlarla yapacağımız görüşmelerle, gençlikte yapacağımız görüşmelerle, bütün esnaf odalarıyla vesaire yapacağımız buluşmalarla bu süreci farklı bir şekilde inşallah işleyeceğiz. İkinci turda, birinci turda olduğu gibi milletimizin ben yine sandıklara koşacağına inanıyorum. Ama ben milletimizden bir şeyi özellikle rica edeceğim. O da şu, tabii şimdi Mayıs ayındayız ve bu Mayıs ayı sebebiyle özellikle mesela Karadeniz, çaya gidenler olabilir, fındığa gidenler olabilir. Ben diyorum ki ne olur bunu erteleyin. 28'inde oyunuzu kullanın, ondan sonra bu seyahatleri yapın. Ve bütün bunlarla beraber tabii şimdi yazlıklarına gidecek olanlar da olabilir. Yani bunların da değerlendirmesini iyi yapmamız lazım. Bu zamanı bu noktada çok çok verimli kullanacağımız. Milletimiz biraz daha çalışın, daha çok insana ulaşın, daha fazla gönül alın diye bizi dedi ki ya siz iki hafta daha. Daha fazla gönül alın diye. Daha fazla gönül. Evet. Peki ben şeyi de sorayım ona geçmeden. Tabii şimdi acaba
Şu çok merak ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanı kazanırsa nasıl bir kabine oluşacak? Çünkü milletvekili sayınız da iyi. Dolayısıyla acaba meclisten milletvekili istifa ettirip bakan yapar mı Sayın Cumhurbaşkanı? Ne aklınızda nasıl bir kabine var? Yani şu anda tabii, anlatır mısınız bize mesela? Yani bir cumhurbaşkanı veya başkan kuracağı kabinede birçok özellikler arar, aramalıdır. Bizim mevcut kabinemiz şu süreç içerisinde büyük bir sınav verdi. Ama yeni dönem belki biraz daha farklı olacaktır. Onun için tabii üzerinde inşallah çalışmalarımız var. Şu anda o çalışmaları yaptım, yapıyorum. Ve güçlü bir kabineyle inşallah yeni dönemde mevcut eksiklerimizi de gidermek suretiyle inşallah Türkiye 100 yılını güçlendirerek yola devam etmeyi düşünüyoruz. Ama bu, yani bir ülkeyi yanıma çekeyim, öbür ülkeyi, yani CHP'nin yaptığı gibi Rusya'ya meydan okuyayım, böyle bir şey bizim kitabımızda yok. Biz dünyada bütün ülkelerle bir kucaklaşma siyasetini bugüne kadar yürüttük. Yani Rusya'yla da, Amerika'yla da, Çin'le de, bütün Batı dünyasıyla da devamlı irtibat halinde olduk. Yani benim bir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak dargın, küskün olduğum dünyada neredeyse lider yok. Hepsiyle görüşmelerimi en güzel şekilde yaptım, yapıyorum. Bundan sonra da aynı şekilde yapacağım. Ve ülkemin menfaati çünkü burada. Yani siz bir ülkeyi bir kenara attığınız zaman kaybedersiniz, kazanmazsınız. Hep benim aklımda Japonların güzel bir atasözü var. Yani iplikle de olsa aranızdaki bağı koparmayın. Olur ki bir gün lazım olur. Gerçekten Japonların böyle bir atasözü var mı acaba? Bir Japon var Twitter'da, sosyal medyada. Ya diyor, Japonların böyle atasözü yok diyor. Japon atasözü diye ortaya atılanlara. Buna bakacağım. Bu belki vardır. Çünkü ilginç geldi bana da yani. Evet. Şimdi efendim ben şeyi merak ediyorum. Şimdi, tamam, siz yani %49.5 çok önemli bir destek sizin açınızdan. Halkın önemli bir desteğini aldınız. Bütün küresel anlamda yaşadığımız sorunlara, ülkede yaşanan afetlere filan rağmen önemli bir güven bu. Cumhur İttifakı'na baktığımızda o da mecliste büyük bir performans gösterdi. O da çoğunluğu aldı. Fakat AK Parti açısından baktığımızda orada bir düşüş görüyoruz. Maalesef. 28 35 küsür. 35 küsür. Oy oranı. Hayır. Şeyi söylüyorum. Oy oranınız öyle ama vekil sayınızda da 28 vekil kaybettiniz. Evet. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani size büyük bir güven var. Yani 49.5 çok önemli, büyük bir güven. Partide böyle bir durum var. Bunu nasıl yorumladınız, nasıl değerlendirdiniz? Seçim sonucuna göre Cumhur İttifakı olarak 322 vekile tabii ulaşmış olmak. Çoğunluk o. Çoğunluğu sağlıyor. Ve muhalefette tabii böyle bir çoğunluk söz konusu değil. Ama halkımızın bize gösterdiği teveccüh buradan çok net bir şekilde görülüyor. Partime gelince tabii partimde maalesef bir düşüş. Milletvekillerimizde, partimizin milletvekillerinde az da olsa bir eksiklik söz konusu. Tabii bunun üzerinde şu anda teşkilat başkanlığımız dün yaptığımız toplantıdan sonra bugün bir araya geldiler, çalışıyorlar. Nerede ne tür eksiklerimiz oldu? Bu eksiklerimizi de gidermek suretiyle inşallah önümüzdeki döneme, başta yerel seçimler olmak üzere, hazırlığımızı yapmamız lazım. Yani iç muhasebemizi yapacağız. Buna göre de gereken adımları atacağız. Peki bir başka, yine herkesin merak ettiği. Ben şimdi hani şeyi konuştuk, deprem bölgesinde sizin partinize, sizin ittifakınıza, size oylar çok geldi. Bazı insanlar buna karşı gayrimedeni, saygısız tutumlar aldılar. Tamam, bunlarla ilgili konuştuk, tepkinizi koydunuz. Peki
insanlar şunu merak ediyorlar. Ya şimdi deprem bölgesinde felaketi yaşamış bu insanlara, mesela sizin rakibiniz gitti Kılıçdaroğlu, dedi ki ben dedi bu evleri ücretsiz yapacağım, bedava vereceğim size dedi. Yapacağım ve bedava vereceğim dedi. Ondan sonra başka vaatlerde bulundu. Buna rağmen o insanlar onu değil de sizi tercih ettiler. Bunun nedenini nasıl yorumluyorsunuz? Ya bunu da insanlar merak ediyorlar. Yani şimdi, burada nedir işin şeyi? 6 Şubat tarihinde sadece ülkemizin değil, insanlık tarihinin en büyük tabii afetlerinden birisini yaşadık. Az önce de söyledim. 50 binin üzerinde canımızı toprağa verdik. 11 ilimizdeki 14 milyon insanımız depremlerden doğrudan etkilendi. Afetin ardından devletimizi tüm imkanlarını seferber ettiğini görüyoruz. İlk günlerde kimi illerimizde yaşanan sıkıntıları süratle giderdik. Fakat tabii muhalefet, özellikle ana muhalefet bir şeyler söylüyor da bugüne kadar yaptıklarına benim milletim bakıyor. Bu verdiği sözleri bugüne kadar tuttu mu? Ama iktidara gelmediler ki nasıl tutsun? Hayır, şimdi yerel yönetimler var. Bakın büyük şehirlerden 10 tanesi bunlar da. Ha, o anlamda söylüyorum. Tabii yani bu yerel yönetimlerde bunlar verdikleri sözleri tutmadılar ki. Ki bunlardan bir tanesi neresi? İstanbul. Bir tanesi Ankara, bir tanesi İzmir. Yani ücretsiz otobüs dediler, olmadı. Traktör dediler, böyle bir traktör filan verilmedi. Öbür tarafta süt dediler, verilmedi. Yani verdikleri hiçbir sözü bunlar tutmadılar. İstanbul'da da Ankara'da da, İstanbul, Ankara, İzmir, bunlar Türkiye'nin adeta özetinin özeti. Ama biz hangi sözü verdiysek biz bu sözlerimizi tuttuk. Yapamayacağımızı hiçbir zaman sözünü vermedik. Ben bunlara deprem turisti diyorum. Hı hı. İşte Antalya'da ne diyorsunuz? Deprem turisti. Ne demek bu? Bunlar şimdi deprem yerlerine turist gibi gittiler. Herhangi bir şey yok. Herhangi bir destek yok. Döndüler. Ben de aynı yerlere gittim. Antalya yangınında, Manavgat'ta filan. Orada vatandaş, yaşlı bir amca dedi ki benim dedi şöyle bir traktörüm vardı. Şimdi bu traktörüm yandı. Benim halim ne olacak dedi. Ben kendisine dedim ki amca senin traktörün bu hafta gelecek dedim. Ve ben kendisine traktörünü o hafta gönderdim. Aynı şekilde yine orada bir konut. Benim halim ne olacak dedi. Meğerse o arkadaş da CHP'liymiş. Dedim ki bak biz şimdi buradaki bütün konutları süratle yapacağız. Sen de bu konutuna inşallah yerleşeceksin. Ve konutları yapıp teslim ettikten sonra teslime gittim ve yanıma sokuldu. Dedi ki ben dedi sizin o söylediğinize inanmıyordum dedi. CHP'li olduğunu orada mı söyledi? Yani nereden biliyorsunuz CHP'li? Arkadaşlar oranın milletvekili olan arkadaşlara söylediler. Sonra tabii kulağıma eğildi. Ben aslında dedi CHP'liydim dedi. Ama şimdi dedi, ne olur benim eve gel. Dedim ya şimdi ama yandaki eve söz verdik. Sen dedim bizim gideceğimiz eve sen de gel. Ne hazırlamışsa yenge hanım onu da oraya getir filan. Şimdi şu evler mesela onların örnekleri. Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Ya kardeşim biz bu evleri yaptık. Teslim ettik. Millet de bunu gördü. O deprem bölgesinde afeti yaşayan insanda bir güven, itimat güven oluştu. Ve inandı. Yani o yüzden diyorsun. Bunlar söz verdiği zaman yapar. Söz verdiği zaman yerine getirir. Traktör ise traktör, konutsa konut. Şimdi bile biz anında dedik ki köy evlerini süratle yapıp size teslim edeceğiz. Yaptık. Köy evlerini Devlet Bey'le beraber gittik. Bunlara teslim ettik. Vallahi çok da şık olmuş. Evet. Yani işin şeyi bir tarafa hakikaten baktığın zaman ben de görüntülerine baktım. Kutlarım. Yani gerçekten şık köy evi dediğin zaman muhteşem. Onlar açısından gayet Devlet Bey bir nükte yaptı. Dedi ya bunlar nasıl köy evi ki? Yanında ineği de var.
canların da tabii ahırı da var. Dolayısıyla bir taraftan o köy evinde olan ineğini de orada besliyor. Sütünü, peynirini vesairesini de oradan temin ediyor. Burada şimdi vatandaşlar yaşamaya başladılar değil mi? Tabii. Teslim ettiniz tabii. Yani. Bu teslim. Siz duymuşsunuzdur. Çok konuşuluyor ben de bölgeye gittiğim için. Yaparsa Erdoğan yapar diye kendi aralarında konuştukları bir böyle artık şeye dönüşmüş, o slogana dönüşmüş. Kulağınıza gelmiştir. Bunu duyuyor musunuz? Vatandaşlardan duyduğunuzda ne hissediyorsunuz merak ediyorum. Yaparsa Erdoğan yapar diye bir cümle. Duyuyorum. Yani şimdi bunu Erdoğan değil de yaparsa reis yapar. Evet, bunu da söylüyorlar. Tabii mutlu oluyorum ve demek ki vatandaş bunu teyit ettiğine göre görevi yapmışız ama bitmez. Hı. Devam edeceğiz. Çünkü daha yapacak çok işimiz var. Allah'ın izniyle bundan sonra da milletimize mahcup olmayacağız. Çünkü bir yıllık biliyorsunuz bir ayrıca evet. sözümüz var. Yani buradaki Defne Hastanesi bunun örneğidir. Biz dedik ki 3 ayda bunu yapacağız. Hemen çıktı bir tanesi, neye göre yapıyorsun dedi. Ya adam zavallı. Hayır ama şöyle, bir temel atma fotoğrafı ortaya çıktı. O fotoğraf üzerinden, ya bu nasıl garip, tuhaf bir temel, öyle koydular bir şey gittiler diye bir yorum yapıldı. O benzer yani. Şeyler ama gaz yok, petrol ha, ayrı, yok, hayır, onların bir... hepsinde de oldu. Şimdi Ahmet Bey, şimdi bunlar inşaat mühendisi veyahut da müteahhit değil ki ya. Alınmaz bu işten. Ha, yalan, o, öyle atılır o tabii, diyorsunuz. Tabii, yalan üzerine bunlar bir şeyler bina ediyorlar. Bakın biz İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda Profesör Doktor Murat Dilmener Hastanesi'ni yaptık. O Covid döneminde. 1006 odalı. 1006 odalı. Ve 3 ayda biz orayı bitirdik. Onun da mı temeli öyle? Aynı şekilde de buna ne kendileri, diyorlar? Bu bir teknik galiba. Bunun bir bunların tabii teknik yönleri var. Ama bütün mesele bunu yaparken özellikle çelik konstrüksiyon ile yapıldığı için buna radya temel diyorlar. Yani depreme dayanıklı aynı zamanda. Tabii bunu algılayamadıkları için bu nasıl, onlar hani temel dendiğinde akla böyle kazarsın çukurlar olur ya, o yüzden biraz. Bak sen işte temel memel dinlemedin. Telefon gitti. Diye şey telefonum ya, giderse. Ne kadar heyecanlandı yani. Bak. Şimdi bu radya temelle. Telefon sağlam mı? Bu adımlar atılıyor. Ve bir de çelik konstrüksiyon olunca tabii olay çok daha farklı. Ve bir de yani kalkıp sen 5 kat, 10 kat yapmıyorsun ki. Tabii. Burada yapılan yani temel üzere bir kat bir hastane yapıyorsun. Ve bu hastanede bütün mesele nedir? Çelik konstrüksiyon olduğu için de burada gelecek olan bütün sağlıkla ilgili elektronik malzemeler vesaire onlar da ona göre buralara yerleştiriliyor. Kablolama yani. Şimdi Defne Hastanesi işte şu haliyle ortada. Gün gün yapımları, çekimler vesaire bunlar yapıldı. Ve bunlar da gösterildi. Cihazlar da içeri girdi dediniz. Tabii tabii. Alınmaya başlandı yani cihazlar. Hayır hayır girdi. Evet. Yerleştirildi. Evet. Ve tabii çelik konstrüksiyon olduğu için de çok çok sağlam. Hı-hı. Yani böyle bir sıkıntı yok. Yani depreme dayanıklılık vesaire filan. Çelik konstrüksiyonda böyle bir sıkıntıyı zaten o kabullenmiyor. Hı-hı. O denli sağlam. Ve şu an itibariyle Defne bunun en güzel örneği. Ve bunu Murat Dilmener'de İstanbul'da da Yeşilköy Havalimanı'nda yani Atatürk Havalimanı'nda yaptık. Ve orada da o pandemi döneminde çok büyük orada işler gördü. Kısa sürede yapıldı o da hatırladım. Aynı 3 ay. 3 ayda yapıldı. 3 ay. Evet. Aynısını da Anadolu yakasında Sancaktepe'de yaptık. Evet. O da aynı. Aynı proje. Orada da bunu uyguladık. Şimdi efendim iki önemli nokta var. Biri yurt dışı seçmen, diğeri de gençler. İkisini birleştirerek soracağım. Yurt dışındaki başarınızı gördük. Ama tabii bu arada ikinci tur için de süre uzatılmasına rağmen gene bir git gel olacak. Yurt dışı seçmen konusundaki başarınız ve ikinci turdan yurt dışı seçmene çağrınız nedir? İkincisi, gençler ne yapar, ne yapmaz diye çok merak ediliyordu. Eminim incelettirmişsinizdir. Ve şöyle işte mesela Ata İttifakı'na
Erdoğan'ın adayına gençlerden Muharrem İnce de katılamadığı için giden oldu dendi ve bir milliyetçi oylarda da yükseliş dikkat çekiyor. Dolayısıyla gençlere de bir mesajınız var mı ikinci turla ilgili ve birinci turda gençlerden nasıl bir ilgi gördünüz? Nasıl değerlendiniz? Yani her şeyden önce bir defa yurt dışında 1 milyon 800 bine yakın oy kullanıldı. Bunlardan şahsıma 1 milyonun üzerinde oy çıktı. Bize oy versin vermesin. Yurt dışındaki tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü onların ne tür çileler çekerek oy kullanmaya gittiklerini biliyorum. Bazı yerlerde çok sıkıntılar yaşadılar. Tabii. Engellemelerle karşı karşıya kaldılar. Vatandaşlarımız bütün bunlara rağmen demokratik haklarını kullanma noktasında büyük bir gayret gösterdi. Bunu ben çok kıymetli buluyorum. Özellikle gurbetçilerimiz Türkiye'de 21 yıl içinde yaşanan değişimi çok iyi anlıyor, görüyor. Biz de 21 yılda içinde özellikle attığımız adımlarla yurt dışındaki vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Bulundukları ülkelerde oy kullanma hakkından mavi karta, araçtan askerliğe, emeklilikten diğer konulara birçok adımı onlar için attık. Yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığıyla mücadelede onların yanında olduk. Devletimizin gücünü onlara hissettirdik. Tabii yurt dışındaki vatandaşlarımız da bütün bunları görerek, bilerek, inanarak 28 Mayıs'ta ben inanıyorum ki büyük bir katılımla sandığa gideceklerdir. Ben gitmelerini özellikle rica ediyorum. Çünkü onlara gerçekten çok güveniyorum. Gençlerimize gelince, ilk turda elde ettiğimiz başarıda gençlerin çok büyük bir payı var. Kolay değil. 6 milyon genç oy kullandı. Gençlerimizin teveccühü bizden ve Cumhur İttifakı'ndan yana oldu. Siyasi hayatının tamamında gençlerle yol yürümüş bir siyasetçiyim. 30 yaştan 18 yaşa oy kullanma ve bütün bunlarla beraber özellikle seçme ve seçilmeyi 18'e indirme noktasında attığımız adımlarla gençlerimizi bu noktada motive etmiş, onların önünü açmış bir siyasetçiyim. Tabii gençlik kolları itibariyle buradan gelmiş bir siyasetçiyim. Ve şu andaki siyasette benim gibi kalkıp da ta gençlik kollarından buralara gelen bir başka siyasetçi yok. Gençlik kolları başkanımızı İzmir'de ilk sırada aday gösterdik. Kadro kıymet bilelim. Şu anda benim İzmir ikinci bölgede liste başı olan Eyüp kardeşimiz 28 yaşında. Gençlik kolları başkanınız mı? Tabii tabii. Genel merkez gençlik kolları başkanım. Ve onu İzmir'de biz liste başı yaptık. Gayreti var, koşturuyor ve bu noktada emeği var. Bunun karşılığını bulması, görmesi lazım. Listelerde yine aynı şekilde gençlerimiz var. Niye? Biz gençlerimizin önünü açacağız ki parlamento bu noktada dinamik bir parlamento olsun. Ve bunların birçoğunun da yani tahsil durumuna baktığımız zaman orada da bir başarı görüyoruz. Bunlarla beraber de Türkiye'nin ufkunu inşallah bu yüzyılda çok farklı kılacağız. Tabii Kılıçdaroğlu böyle bir adım atmadı. Atamadı. Onlar da gençlik kolları başkanını aday göstermişlerdir mutlaka. Ben henüz bakmadım. Vallahi ama bilmiyorum. Bir bakayım. Çünkü onlar gençlere umutsuzluk vaat ediyor. Biz umut vaat ediyoruz. Peki ben bir başka soru sormak istiyorum. Şimdi bu gece de bugün gün boyu da çok tartışıldı. Seçim sonuçları ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu tutanaklar, ıslak imzalar, bunlarla ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Bu aslında siz de takip etmişsiniz mutlaka. Seçim gecesi başladı. Seçim gecesi işte Anadolu Ajansı'nın verilerini manipülatif buldu rakip partiler. Onlar bir takım açıklamalar yaptı filan. Böyle bugün de baktım az önce
Ya işte kaydırmalar var, şu var, bu var, yeniden sayılsın, böyle bir hava var sosyal medyada. Ne diyorsunuz? Gerek seçim gecesi yaşanan o seçim sonuçları ile ilgili tartışmalara ve bugün de bu ortaya çıkan manzaraya. Şimdi Ahmet Bey, öncelikle bütün bunlar klasik CHP ve Bay Bay Kemal davranışı derim. Milleti aldatma çabalarına seçim gecesi bile ne yazık ki ara vermediler. Yalan söylemeden duramıyorlar. Bunlara yalanı huy edinmiş bir yapı olarak değerlendiriyorum. Sabah yalan, akşam yalan. Bizim önde olduğumuzu bal gibi bildikleri halde Sayın Kılıçdaroğlu ve şürekası öndeyiz, kazandık açıklamaları yaptılar. Kendi seçmenlerini dahi aldatmaktan utanmıyorlar. Gerçek neticeler ortaya konduğunda da yüzleri kızarmıyor. Gerek YSK gerekse Anadolu Ajansı görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bunlar kendi çapsızlıklarına, beceriksizliklerine kılıf bulma çabalarıdır. Milletimiz bunlara gereken cevabı inşallah 28 Mayıs'ta bir kez daha verecektir. Ben buna inanıyorum. Peki şöyle bir şey söyleyeceğim size. Yani şimdi orada bir seçmen, büyük bir seçmen kitlesi var sonuçta. Oy veren vatandaşlarımız var. Şimdi onların bir kısmı ya bu işte saygılı olalım, millet böyle bir irade gösterdi, tamam diyor. Bazıları bu durum karşısında şeyler, huzursuzlar, mutsuzlar. Biliyorsunuz siyasette de bir gerilim, kutuplaşma falan, böyle bu havalar da onları etkiliyor. Kendilerini kaybetmiş hissediyorlar. Mesela siz geçenlerde çok güzel bir mesaj verdiniz. Dediniz ki biz kazanınca Türkiye kazanmış olacak. Türkiye'de yaşayan herkes kazanmış olacak. Belki bu mesajı biraz daha fazla vermekte yarar olabilir. Yani insanlar kendilerini mutsuz hissetmesinler. Bu bir siyaset yarışı. Sonuçta demokratik bir yarış. Yani bu konuda ne demek istersiniz? Yani ben bu konuda şunu söyleyeyim. Hep söyledim, yine söylüyorum. Biz kazanınca bu ülkede kimse kaybetmeyecek. Budur yani. Bu ilk kere, iki dört. Bütün liderler bu açıklamayı yapsa Eyvallah. Problem kalmaz. Eyvallah. Yani en azından bu kadar herhalde gerilmeye de gerek kalmaz. Gerek yok. Ya da gerek yok. Peki efendim, merak ediyoruz tabii. Ben haber peşinde olarak. Meclis başkanlığı için aklınızda bir isim var mı? Şimdi, paylaşmak ister misiniz? İpucu vermek ister misiniz? Ben de şimdi yani aklımda, hafıza kayıtlarında olanlar bende kalsın ki. Bu arada biliyorsun buraya göreve geçici olarak bir meclis başkanı gelecek. En yaşlı üye sıfatıyla. Evet, en o yaşlı Sayın Bahçeli galiba, değil mi? Yanılmıyorum. Sayın Bahçeli diye. Şu anda evet. Hı-hı. Ve Devlet Bey'le inşallah bu süreci geçirmiş olacağız. Ondan sonra da inşallah tabii. Bugün bu konuyu konuşma fırsatınız oldu mu Devlet Bey'le? Meclis başkanlığı meselesi. Yani müsaadesiyle oldu. Ha. Görüştük kendisiyle. Zaten hak onun. Tabii. Hak da onun olduğuna göre inşallah hayırlısıyla bu adımı atmış oluruz. Ve Devlet Bey'in o adeta devlet anlayışı içerisindeki suhuletiyle, sükunetiyle bu süreci atlatır ve meclis başkanlığı seçimlerini de rahatlıkla inşallah geçirmiş oluruz. Bu arada zaten sonrasına bakarız diyorsunuz. Parlamento oluşmuş olacak ve parlamentonun da oluşmasıyla birlikte inşallah sonrasını da dediğin gibi inşallah bakar yoluna koyarız. Bak Hande, şimdi yani Devlet Bey'in aslında. Hayır, Devlet Bey'in kabul etmeyebileceği şeklinde hani meclis başkanlığına böyle bir takım spekülasyonlar vardı. Bu haber olarak bu çıktı evet, ortaya. Evet ama Sayın Bahçeli de öyle değil yani, hani tanıyan bilir. Evet, kabul etmesin. Yani bir de enteresan bir görüntü de ortaya çıkacak yani, MHP lideri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açacak. Efendim ben bir şey sormak istiyorum size. Şimdi sizin partinizden kopup
ayrı ayrı partiler kuran, işte Deva, Gelecek diye partiler kurdular. Altılı masaya girdiler. Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden aday oldular. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir oy sıçraması yaptıramadılar ama 40'a yakın milletvekili çıkarttılar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaklaşık 40 vekil var. Bunların da büyük bir bölümü sizin eski AK Partililer. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu konuda da çok konuşuluyor. CHP listelerinde bir dönem yol yürüdüğünüz bu kişileri, bu isimleri görmek size ne hissettirdi? Bunlar size gelebilirler mi? Sizinle birlikte hareket edebilirler mi? Bu tür beklentileriniz var mı? Şimdi Ahmet Bey, her şeyden önce bunların hiçbirini siyasi ahlak açısından doğru bulmuyorum. Çünkü artık bu bir yol ayrımıydı. Bu ayrım olmuştur ve bu iş bitmiştir. Ha, öyle beklentim olamaz diyorsunuz. Hayır, hayır. Öyle bir derdimiz de yok. Şimdi onlar tamamen CHP'nin kendi meselesidir. Ve şu anda oluşturdukları partilerin kendi iç meselesidir. Ve bizim buradaki şeyimiz öncelikle siyasi ahlak noktasında ortaya konulacak ferasettir. Ve bu ferasetle bu ülkeye faydalı olabiliriz. Aksi takdirde faydalı olamayız. Kılıçdaroğlu bu konuda CHP seçmenine elbette bir açıklama da yapacaktır. Biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Bu bizim işimiz değil. Biz kendi işimize bakıyoruz. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla yol yürümeyi sürdürüyoruz. Ve onunla birlikte de tabii kararlı bir şekilde ülkemize nasıl hizmet edeceğimizin, işte bugün liderlerle yaptığım görüşmelerle de bunu konuştuk. Yol haritamızı buna göre belirliyoruz. Ve bu yol haritamızla birlikte de inşallah 100. yılın adımlarını atacağız. Peki. Şimdi pardon, yani güzel. Liderlerle konuştuk deyince Sayın Cumhurbaşkanı, acaba biz şuna alışığız Sayın Bahçeli'nin kabinede partisinin yer almamasından yana tavır koymasına alışığız genel olarak. Çünkü hep bunu altını çizer. Ama bir yol haritası deyince tabii hepimizin aklına acaba bu partilerden kabinede yer almak isteyen var mı? Bir. İkincisi 50+1 düzenlemesiyle ilgili açıklamalarınız olmuştu geçtiğimiz günlerde. Örneğin meclis açıldığında ilk gündeme gelecek başlıklardan biri olabilir mi? Gibi sorular geliyor. Bir acaba bu konuda yanıtınız olur mu? Ahmet Bey, bu Hande bu akşam farklı bir enerjisi var yani. Var değil mi? Evet evet, konu yani konuları siyaseti farklı bir şekilde dizayn etmiş. Dizayn et, evet evet. Maşallah. Şimdi ama yönetim ama senden, falan değil. Bence habercilik peşinde ettim. Koşuyor. Haber alacak. Koşuyor veya biraz ben kendisinden bilgi notu noktasında bir feedback isteyebilirim. Evet, olabilir, olabilir. Benden. Yani bizim ittifakımız Hande Hanım pazarlık esasına göre değil, ilke birliğine göre ama şekillenmiştir. Ama bunu söyleyenler oldu efendim, biliyorsunuz. Ben yanıtı bekliyordum. Teşekkürler. Şeyi izleme fırsatınız oldu mu? Hani belki yakın çalışma arkadaşlarınız size bilgi vermişlerdir ya da izlemenizi sağlamış olabilirler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP liderinin çektiği bir video var. Böyle masaya vurma görüntüleri var. Ben buradayım kalbini göstererek seçmene, siz de buradasınız, masaya vuruyor, sonuna kadar mücadele edeceğim diyor. Ben buradayım diyor. Bunu izlediniz mi bunu? Beğendiniz mi? Ya yani ne hissettiniz? Ne tepki gösterdiniz? Yani bu işlerin değerlendirmesini siz benden daha iyi yaparsınız. Sen nasıl buldun? Ben Kemal Bey'in tarzına pek münasip bulmadım açıkçası. Hande sen? Ben de pek tarzına uygun bulmadım. Ben orada farklı mesajlar olduğunu düşündüm ama asıl siz mesajı kime gördünüz diye çok merak Şimdi, ederim. Ben CHP'li olmadığıma göre mesaj bana değil. O zaman CHP'ye diyorsunuz. Lazım. Acaba oraya mı veriyor mesajı? Mesajı CHP'ye diye düşünüyorum. Tabii onlara veriyor mesajı. Tabii kaybetmenin sorumluluğunu hiçbir zaman biliyorsun Kılıçdaroğlu üzerine almaz. Hmm. Masa arkadaşlarına laf söylemek yerine
hıncını orada masadan alıyor. Vurmayı mı kastediyorsunuz? Evet. Oradan alıyor. Kılıçdaroğlu koltuğunu kaybetme korkusu yaşayınca mutfaktan çıkıp makama geçmiş. Her seçimden sonra CHP'de biliyorsunuz karışıklık çıkması gelenektir. Kılıçdaroğlu şimdiden parti içindeki muhaliflere kendine göre gözdağı veriyor. Ama ben öyle görüyorum ki şu anda 28 Mayıs'tan sonrası önemli. Kılıçdaroğlu'na kendi partisi de 28 Mayıs'tan sonra gereken cevabı verecektir. Bütün bu saldırganlığın nedeni bunu hissetmiş olmasıdır. Orada bir lider yarışı bekliyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani genel başkan yarışı bekliyorsunuz orada anladığım Her şey kadarıyla. Olabilir. Her şey olabilir. Peki. Belki kendisi de hiçbir şeyi beklemeden kararını vermiş olabilir. Peki efendim bir de yanılanlar var biliyorsunuz anketçiler. Bu seçimin özellikle en çok konuşulan konularından biri. Enteresan anketler yayınlandı son güne kadar. Ama görüldü ki o anketler genelde çıkmadı. Çoğunluğu diyeyim hani bir iki tanenin dışında acayip rakamlar ortaya çıktı. Şimdi bu kamuoyu araştırmalarının bu kadar farklı sonuçları ortaya koyması, sapmaların olmasının normal olmadığını işte bizde de Hakan Bayrakçı söylüyor örneğin. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Anketçilere bir mesajınız var mı? Burada amaç kamuoyunu yanıltmak mı, bilerek mi yapıldı? Merak ediyorum düşüncelerinizi. Ya şu bir defa bir gerçek. Yani bütün bu anketler görüldüğü gibi iflas etti. Sahte bir anket pazarı kuruldu. Esas anketi 14 Mayıs'ta milletim yaptı. Ama şimdi ikinci en güçlü anketi, nihai anket 28 Mayıs'ta yine milletim yapacak ve milletimin yapacağı bu anketle de artık üzerinde tartışma, şu bu yapılmayacak bir netice ortaya çıkacaktır. Siz peki siyasi hayatınız boyunca anket, araştırma bunlara çok önem veren bir lidersiniz. Bu seçim öncesi 3 aşağı 5 yukarı böyle bir sonucu size veren araştırmalar gördünüz mü? Maalesef yani bu 11 ildeki deprem aslında bu anket vesaire bütün bu işleri alt üst etmiş. Zorlaştırdı. Tabii. Ve bu anketçiler de o pazardan nasibini almak için yalan da olsa, dolan da olsa her yere bir pazarlama yapmak suretiyle partileri şöyle koltuklarının altına alarak oradan maişetlerini temin etme yoluna gittiler. Ben arkadaşlarıma yine söyledim. Dedim ben bunların hiçbirine inanmıyorum. Ben meydanlara inanıyorum. Meydanların dili benim için en önemli ankettir. Ve en iyi anketi millet sandıkta yapacak demiştim. Milletimiz hizmet ve eser siyasetinin en iyi hakemidir. Ve sandığın partisi olarak CHP anketlerin partisi olmuştur. Biz ise sandığın partisi olduk. Biz hakikatin tarafıyız, CHP ise yalanın tarafıdır. Peki, şöyle içinizden geçtiği oldu mu? Ya şu iş birinci turda bitseydi, bir 0.5 ya çok az bir oy. Doğru. Dediniz mi hiç? Tabii, geçmez olur mu? Ama balkondan milletimin kararı başımın gözümün üstünde. Dediniz, evet. Yani, peki efendim, genelde müjdeler verdiğiniz için artık bütün seçmen yani sizin müjdelerinizin üzerine yaşıyor ağırlıklı olarak ve bana en çok gelen soru şu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 28'inden önce yeni müjdesi olacak mı? Onu da biliyorsunuz, yüzyıl diye ifade ettik. Ama yüzyılla beraber de tabii benim vatandaşıma en büyük müjdem, her zaman söylediğim gibi Büyük Türkiye Yüzyılı bizim en büyük müjdemiz. Ve bütünüyle de özellikle şu beyannamemizi hayata geçirmek bizim için en önemli adım bu olacak. Bizim Türkiye Yüzyılını 85 milyon hep beraber inşa etme çağrımız var. İstiyoruz ki
bu kutlu binada herkesin harcı olsun. Türkiye yüzyılı hepimizin ortak mefkûresi. Nasıl harcı olacak herkesin? Yani size destek olarak mı, onu mu demek istiyorsunuz? Hayır, açıkladığımız bu seçim beyannamemiz var ya, bunu halkımızla biz yazılı, görsel, bütün bu medyalar vasıtasıyla paylaşıyoruz. Dolayısıyla burada gerek mesleğine göre, yapısına göre katkısı olabilecek çok insan... Herkese, tabii, onu anladım. Evet. Onun için tüm vatandaşlarımızın bu vizyona katkı ve desteğini bekliyorum. Ve bu süreç içerisinde de onu yine gerek sizler vasıtasıyla, gerek yazılı medya vasıtasıyla paylaşmaya devam edeceğiz. Ufak ufak süre nedeniyle son sorun alayım. Oy kullanmaya gittiniz. Çok güldüm, o videoyu gördünüz mü? Sıraya girmişsiniz. Önünüzde de bir genç beyefendi var, vatandaşımız. Birden arkasına dönüyor ve sizi görüyor ve bir afallıyor. Ne konuşuyordunuz orada o gençle? Size bir şey söyledi mi? O biliyorsunuz şurada yansıdı. Erdoğan'ın önünde olmak gibi böyle bir cümleyle yansıdı. Yok, öyle mi dediler ya? Ben evet, onu evet, yani tabii heyecandan. O, buyurun dedi. Dedim yok, sıra sizde dedim ben. Şaşırdılar ya, o size mı orada? Saygı gereği saygı buyurun gören, tabii, demek o, istedi. Her siz. Ya bunlara bakarsan öyle şeyler var ki. Şimdi torunum yanımda. Ben torunumun yanağını okşuyorum. Hemen malum gazetelerden bir tanesi çocuğun yanağına vurdu. Çocuk sevgisi bu. Evet evet, gördüm onu. O sizin harbi. O çocuk benim torunum. Evet evet. Torunum. Benle beraber dedi, ben de geleyim mi dedi. Gel oğlum dedim. Onu da aldım yanıma. Orada yanağını okşuyorum. Çocuğun yanağını tokatladı diyor. Kimler o bir olduğunu, sevme biçimi diyeceksiniz. Yok, kimler olduğunu anlayın. Ondan sonra öğrenince benim torunum olduğunu ve verdikleri başlık şu: Erdoğan oy kullanmadan önce bir çocuğa tokat attı. Ay Allah. Böyle attılar. Bu dezenformasyon, yalan işte bu düzeyde. Onun için biz bu yasayı çıkardık. Şimdi bitiriyoruz. Evet. Ama ben ilkinde sormuştum. Şimdi sormazsam olmaz. İkinci seçimin bana attırmayın ama. Çünkü ben size soruyorum. İkinci turun manşetini atar mısınız Sayın Cumhurbaşkanı? İkinci. Gazeteyi siz çıkarıyorsunuz. 28 Mayıs'ı diyorsun. Evet. Ne bekliyorsunuz yani? Manşet olarak ne atardınız? Yani ikinci turdan farklı, çok 50'nin çok üstünde mi bekliyorsunuz, az üstünde mi bekliyorsunuz? Yani seçmeninizin rehavete kapılmasından endişe ediyor musunuz? Ya nasıl olsa kazandı reis, gitmeyelim diyebilir mi? Böyle bir tehlike görüyor musunuz? Her şeyden önce bir defa tüm seçmenlerin sandıklara birinci turda olduğu gibi gitmesi en büyük tavsiyemdir. Ve atılabilecek başlık da onların sandıkları bu şekilde önemsemesiyle Büyük Türkiye zaferi için herkes sandığa. Ha, bunu diyorsunuz şimdi. Sonuçlara yönelik bir şey söylemek ister misiniz? Söyle. Büyük Türkiye zaferi için herkes sandığa. Evet, sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz efendim. Özellikle ilk yayınınızı CNN Türk Kanal D ortak yayınında bizlerle yaptığınız için ayrıca teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Milletimin 28 Mayıs'ta sandıkları ihmal etmemesini özellikle rica ediyorum. Sakın ha, ihmal yok. Herkes sandığa. Efendim tekrar teşekkürler. Çok teşekkürler Ahmet Hakan. Sevgili izleyiciler, Kanal D CNN Türk ortak yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan sorularımızı yanıtladı. Görüşmek dileğiyle, iyi akşamlar.